Görmekte olduğunuz bu genç kızlar Irak'ta ve Suriye'de DAEŞ'la çarpıştı. Bu görüntüler hala hatırlanabilen yakın bir geçmişe ait. Fakat bu gülümsemelerin ardında çok farklı bir hikaye gizli. Eve gelip beni kaçırdılar. Tam bilmiyorum ama daha 11 veya 12 yaşındaydım. Gerek Sincar'da gerekse Irak'ın kuzey bölgesinde araştırdığımız grupların terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları sonucuna vardık. Çocuk kaçıranlardan biri de bendim. Orada yaşayan halkın evine girerdik. Eğer bir ailenin iki oğlu varsa birini alır götürürdük. Dediniz ki terör örgütü PKK Mahmur'daki mülteci kampını silahlı eğitim kampına dönüştürdü. Ve orada bulunan istisnasız bütün mülteciler, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere eğitim alıyor. Evet, bunu diyebiliriz. Aynen öyle. Eğer durum böyleyse bu demektir ki Birleşmiş Milletler orası eskiden mülteci kampı olduğu için sorunu görmezden geliyor. Bu sorunuzu cevaplayabilecek kişi ben değilim. Bana kalırsa böyle soruları Birleşmiş Milletler'in daha üst düzey yöneticilerine sorsanız iyi olur. Bu sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Müzakere ama binlerce yolu kişi müzakere yolu. Binlerce yani ben bir şey diyemem. Daha önce de söylediğim gibi bunlar diplomatik faaliyetler ve hepsi gizli olarak yürütülüyor. Bütün kamplarda varlar, her yerdeler, her yerde. Her kampta adamları var. Bu adamlar kendilerine katılmaya ikna edene dek kamplardakilerle sürekli konuşur. Kimse gerçek sayılarını bilmiyor. Bunlar Suriye ve Irak'taki büyüklerin savaşında harcanan çocuklar. Sayıları yüzlerce, hatta binlerce olabilir. Irak'ın kuzeyinde bir şehir olan Sincar, 2014 Ağustos'unda DAEŞ'e yenik düştü. DAEŞ iktidarı ele geçirdiğinde ilk hedefi Ezidiler oldu. İlerleyen haftalarda bu terörist yapılanma dünya sessiz bir şekilde olup biteni izlerken söz konusu dini topluluğun üyelerini yöntemli bir biçimde katletti. DAEŞ uluslararası bir soruna dönüşmekteydi. Ama dünya liderleri kendi askerini bölgeye göndermekte isteksizdi. Sonunda aradıkları çözümü PKK'da buldular. Ancak ortada küçük bir sorun vardı. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse NATO PKK'yı terör örgütü olarak görüyordu. Bu sınıflandırma PKK'yı araç olarak yasa dışı kılıyordu. Sorunun çözümü ise oldukça basitti. Örgütü farklı adlar altında yeniden piyasaya sürmek. YPG ve YBŞ bunlardan sadece ikisi. Terör örgütü 1978'de Türkiye'de kuruldu. Türkiye sınırları içinde sözde bir devlet kurma amacı güdüyordu. Türkiye'ye karşı gerçekleştiği terör saldırılarında yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıların çoğu intihar eylemleriydi. PKK'nın çocukları kaçırıp silahlı eğitime tabi tuttuğu pek çok kez belgelendi. Ama örgüt, bazı ülkeler adına DAEŞ'e karşı vekalet savaşı yürüttüğü için bunlar hep görmezden gelindi. Kuzey Irak'taki mülteci kampları PKK için genç teröristler bulma konusunda bereketli bir kaynak. Yerinden yurdundan edilmiş, sefalet içinde yaşayan binlerce küçük çocuk terör örgütü için kolay hedef. Hikayemiz bu kamplardan birinde başlıyor.
Kuzey Irak'taki Şeria kampı 20 binden fazla yoksul mülteciye ev sahipliği yapıyor. Pek çoğu DEAŞ'ın Sincar'a saldırmasından sonra kaçan halktan oluşuyor. Şehrin DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti. Ama bu insanlar hala evlerine dönmeye korkuyor. Terör örgütü politik amaçları uğruna çocukları topluyor. Sonra onları eğitiyor ve bilinmeyen yerlerde mücadele, yani ölüme gönderiyor. Aileler çocukların nerede olduğunu bilmiyor. 14 yaşındayım. YPG'ye katıldığımda sadece 11 yaşındaydım. DEAŞ amcalarımı kaçırmıştı. İki amcam, iki kuzenim ve amcamın karısı DEAŞ'ın eline düşmüştü. Ailenin geçimini onlar sağlıyordu. Onlar olmayınca çaresiz YPG'ye katıldım. Babamın durumuna çok üzülüyordum çünkü hiç iş yoktu. Bu yüzden ben de örgüte katıldım. Gündüzleri silah eğitimi alıyorduk. Akşamları da bize Abdullah Öcalan'ı öğretiyorlardı. İşte böyle. Pek çok kişi, yani Sincarlı aileler ve çocukları, hepsi mağdur oldu. Küçücük çocuklar ailelerinden koparıldı ve şu anda nerede olduklarını hiç kimse bilmiyor. Genellikle öğleleri silah eğitimi olurdu. Bu eğitimde bize silah verir ve nasıl sökülüp takılacağını gösterirlerdi. Sonra atış talimi başlardı. Atış taliminde de hedeflere nişan alır ve onları vurmaya çalışırdık. Bunlar günlük eğitimlerdi. Haklarında bütün bildiğimiz kayıp oldukları. Başka bilgimiz yok. Aileleri hiç durmadan onları arıyor. Ama nerede olduklarını, nasıl yaşadıklarını kimse bilmiyor. PKK'nın yanında kaldığım dönemde Öcalan'la ilgili pek çok şey bilirdim ama artık hepsi silikleşti. Onlarla birlikteyken benden başka bir sürü kız ve erkek çocuk vardı. Küçükler de vardı, büyükler de. Ne üzücüdür ki hiçbir yardım örgütü bu konuyu ciddiye alıp aileleri çocuklarına kavuşturma konusunda adım atmıyor. Bir kısmı evliydi, bir kısmı bekar. Kadınlar doğurmasın diye rahimlerini almaktan söz ederlerdi. Adet görmesinler diye bazı kızların rahimlerinin alındığını duydum. Yanımda benden küçük bir kız vardı. Onu rahmi alınsın diye İstanbul'a götüreceklerini söylediler. O kadar çok korktum ki kaçtım. Hastalandığımızda bizi doktora götürmezlerdi. Yataktan kalkıp nöbet tutmaya zorlarlardı. Tetiği çektiğimizde birini öldürüp öldürmediğimizi bilmezdik bile. Yine de gidiyorlar. Neden gittiklerini inanın bilmiyoruz. Ayrıca nasıl gittikleri de bizim için hala sır, hala esrarını koruyor. Terör örgütü PKK'nın gençlere ve çocuklara iki şekilde yaklaştığını biliyoruz. Biri haber kaynakları yoluyla, yani medyayla. Onları bu yolla etkiliyorlar. Medyada her şeyi bire bin katarak, ballandırarak anlatıyorlar. Ayrıca çocuklara yaklaşan, onlarla temas kuran adamları var. Sincar'da işleri bittikten sonra peşmergeyi kovup oradan Türkiye'ye geçeceklerini söylediler. Orada çatışmalara katılacaklardı. Dediler ki halkımızın iyiliği için düşmanlardan kurtulmak zorundaymışız. Bazı büyük ve küçük çocukları Kandil'e ve Suriye'ye gönderdiler. Bizim kampa gelen çocuklar ilk eğitimin ardından genellikle ağlar ve anne babalarının yanına gitmek istediğini söylerdi. Ama kamp hayatına alışsınlar diye ailelerinin yanına gönderilmezlerdi. Çocuklar bir süre sonra evlerinden söz etmeyi bırakır ve arkadaşlarıyla sadece Öcalan'dan konuşurlardı. Bazen bizim yanımızda uyurlardı. Bütün kamplarda varlar. Her yerdeler. Her kampta adamları var. Bu adamlar kendilerine katılmaya ikna edene kadar kamptakilerle hiç durmadan konuşur. Hep tatlı dilliler ama gerçekte öyle değiller. Örneğin yüzünüze iyi şeyler söyler ama arkanızı döndüğünüz anda yapmadıklarını bırakmazlar. Artık buradayım. Ama bu sefer de DEAŞ'tan korktuğum kadar PKK'dan da korkuyorum. İkisinden de korkuyorum. Gerek bu kampta gerekse Kuzey Irak'taki diğer kamplarda hep buna benzer hikayeler duyuyorsunuz. Yoksulluktan ve çaresizlikten bunalmış çocuk ve gençlerle dolu bu mülteci kampları, terör örgütü PKK'nın beslenebileceği zengin damarlar. Ama bir kez kamptan giden çocuklar için artık geriye dönüş olmuyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve UNICEF personeli çoğunlukla yerli halktan oluşuyor. Hepsi burada olup bitenin farkında. Bizimle çalışan uluslararası kuruluşlar korkudan olsa gerek bunun politik bir mesele olduğunu, onların ilgi alanının dışında kaldığını söyleyip bir şey yapmaya yanaşmıyorlar.
Mahmur, Irak'ın kuzey sınırında Arapların ve Kürtlerin yaşadığı küçük bir ilçe. DH 6 Ağustos 2014 tarihinde küçük kasabayı ele geçirdi. Yani Sincar'ın işgalinden tam 4 gün sonra. 2 gün sonra da PKK geldi. Üstünden 4 yıl geçmesine rağmen hala buradalar. Mahmur'un muazzam çölünün tam ortasında bir mülteci kampı var. Birleşmiş Milletler koruması altında ama artık terör örgütü PKK tarafından idare ediliyor. Birleşmiş Milletler görevlileri kamptan gönderildi. Yerel yetkililerin yaklaşması bile yasaklandı. Küçük ilçenin kaymakamı PKK'nın kampı adeta bir kaleye çevirdiğini söylüyor. Kampın etrafına hendekler kazıp yoldan girişe kadar uzanan kısımda kontrol noktaları oluşturdular. Böylece kampın sınırlarını genişletmiş oldular. Kampın etrafında devriye gezen nöbetçileri var. Bu adamlar 24 saat etrafı kolaçan ediyor. Kamptan Karaçuk Dağı'na kadar olan bütün bölgede durum bu. Kaç kere gidip konuşmak istedim ama her seferinde isteğimi geri çevirdiler. Beni kampa sokmadılar. Şimdi oraya gitmek istesem önce ilk kontrol noktasını aşmak zorundayım ki bu kontrol noktası Mahmur ilçesinin içinde ve kampla kesinlikle hiçbir bağlantısı yok. Kaymakam PKK'nın Mahmur kampı içinde yüzlerce mülteciye silahlı eğitim verdiğini söylüyor. İçlerinde çocuklar da var. Kampın içindekilere bir takım görevler ve sorumluluklar veriliyor. Hepsinin gün içinde yaptıkları işler var. Ayrıca bunların dışında çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden bütün kamp sakinlerinin askeri eğitimden geçtiğini de biliyoruz. Pek çok kasabalı bize gelip benim oğlum kayıp, benim kızım kayıp türünden şikayetlerde bulunuyor. Ama sonra durup dururken ana babalar ifadelerini değiştirip şikayetlerini geri çekiyor ve çocuklarını bulduklarını söylüyor. Fakat biz gayet iyi biliyoruz ki böyle demelerinin tek nedeni kampı kontrol eden silahlı güçlerden ve bir takım başka mercilerden kendilerine baskı uygulanmış olması. Karaçuk Dağı'nda hem kız hem de erkek çocuklara silahlı eğitim verdikleri, çeşitli kamplar açtıklarından haberdarız. Silahlı eğitimin bir bölümünü istisnasız bütün çocukların, kadınların ve yaşlıların beyinlerinin yıkanması oluşturuyor. Hepsi etraflarının düşmanlarla sarılı olduğuna inandırılıyor. Bu onların dış görünüşlerinden tutun da günlük hayatlarına kadar her şeyi etkiliyor. Kendilerinin dışındaki herkese düşmanca veya en azından dostane olmayan bir tutumla yaklaşıyorlar. Herkese düşmanlar. Kampa girme teşebbüsümüzde bize ilçenin polis memurları eşlik ediyor. Ama polis memurları bile PKK kontrol noktalarını aşamıyor. Kampa ancak bu kadar yaklaşabiliyoruz. Bölgede birkaç dakikadan fazla kalmamıza izin verilmiyor ve geri gönderiliyoruz. Burası güya Birleşmiş Milletler mülteci kampı. Oysa aslında uluslararası topluluğun terör örgütü gördüğü bir grubun yetişkin ve çocuklara silahlı eğitim verdiği bir yer. Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilileriyle pek çok kez görüşmeler yaptık. Deneyimli görevlilerle toplantılara girdik. Anladığımız kadarıyla Birleşmiş Milletler resmi olarak bu kampı sivil kamp statüsünden çıkarmak niyetinde. Bizim edindiğimiz izlenim, yakın zaman içinde kampın resmi olarak askeri kamp sınıflandırmasına sokulacağı yönünde. Kesin konuşamam ama olacak olan sanki bu gibi. Öyle görünüyor ki Birleşmiş Milletler ilçedeki yetkililere Mahmur'u askeri kamp ilan etmenin daha kolay olacağını söylemiş. Böylece görmezden gelebilecekler. Bunun üzerine PKK'nın çocukları silahlandırmasıyla ilgili sorularımıza cevap verebilecek bir Birleşmiş Milletler yetkilisi aramaya başlıyoruz. Mahmur kampında neler oluyor? Kampı dikkatle izliyoruz. Çünkü oradaki insanlar hala mülteci. Hala mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yetki alanındalar. Gelecekte uygun görülürse müdahale edeceğiz. Oradakiler hala bize kayıtlı. Onları kaderine terk edemeyiz. Benim demek istediğim Mahmur kampını PKK yönetiyor.
Yani silahlı bir terör örgütü. Burada kampın sivil niteliğiyle ilgili bir sorun var. Orası sivil bir kamp. Bu nedenle kampta hiçbir şekilde silahlı eylemlerin olmaması gerekiyor. Bizim için son derece önemli bir mesele. Zaten o yüzden müzakerelere devam ediyoruz. Çünkü bu sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Ama binlerce müzakere kişi... Müzakere yoluyla mı? Müzakere yoluyla. Binlerce... PKK'yla mı? Yani ben bir şey diyemem. Daha önce de söylediğim gibi bunlar diplomatik faaliyetler ve gizli olarak yürütülüyor. O kampta binlerce ama binlerce kadın ve çocuk var. Burada yaklaşık 20 bin kişiden söz ediyoruz. Bu insanlar görmezden gelinemez veya kaderlerine terk edilemez. Elbette mülteciler kaderlerine terk edilemez. Öte yandan oraya maddi yardım yapmak da doğru olmaz. Çünkü bu bir terör örgütünce yönetilen bir kampa maddi yardım yapmak anlamına gelir. Zaten kamptakiler artık kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar. Onlara maddi yardımda bulunmamız gerekmiyor. Ama sizin de sözünü ettiğiniz sorundan ötürü danışmanlık hizmeti götürmek zorundayız. Fakat ilçenin kaymakamı diyor ki PKK... Sözünü ettiğiniz mülteci kampını bir silahlı eğitim kampına dönüştürmüş. Bu konuda gerçekten bir yorumda bulunamam ama sizi temin ederim ki sorunu çözmek için gerekli her adım atılıyor. Ciddi çaba sarf ediliyor. İnsani diplomasi dediğimiz kavramın özünü bilirsiniz. İnsani diplomasi ulu orta herkesin gözü önünde yürütülmeyebilir. İnsan haklarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları var. İnsan hakları izleme örgütü, uluslararası af örgütü. Genellikle halka seslenen onlar oluyor. Yani STK'lar Birleşmiş Milletler'in söyleyemediğini mi söylüyor? Bazen. Bu çocukların pek çoğunun PKK tarafından silahlandırıldığını ve eğitildiğini öğrendik. Ne yazık ki bu konuda ne münferit ne de toplu olaylarla ilgili olarak bizimle paylaşılan resmi bir belge veya rapor bulunmuyor. Fakat çocukların bazı gruplar tarafından silahlandırıldığı iddiasını göz ardı etmiyoruz. Sadece belirli bir grubun adını veremem. Ama bu bir suç. Neden PKK söz konusu olunca kimse ses çıkarmıyor? Bu sorunuzu cevaplayabilecek kişi ben değilim. Bana kalırsa bu türden soruları Birleşmiş Milletler'in daha üst düzey yöneticilerine sorarsanız iyi olur. UNICEF'e değil. Biz sadece yasayla belirlenmiş mekanizmalar aracılığıyla Birleşmiş Milletler'e rapor veriyoruz. Ayrıca bu hiç kolay bir mesele değil. Aksine zor bir sorun. Öyle. Aynen öyle. Bu nedenle konuyu biliyor ama konuşamıyor olmanız anlayışla karşılıyor. Sözünüzü ettiğiniz belirli konuyla ilgili bir fikrim veya bir bilgim olduğunu söylemiyorum. Örneğin Mahmur Kampı... Oranın yönetimi. Veya Şeria kampı. Oradaki pek çok aile bize çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Bunu kendileri söyledi. Evet, o konuda diyebiliriz ki... Yani evet. Kesinlikle. Evet, peki. Elimizdeki diğer bütün bilgileri sizinle paylaşabiliriz ama resmin geneli... Bizi endişelendiren ve bütün dikkatimizi verdiğimiz konu asıl bu. Fakat kameranın görüş açısından çıktığında UNICEF temsilcisi biraz daha açık konuşmaya başlıyor. Oldukça politik bir mesele bu. O nedenle sorularınıza cevap vermekten kaçınıyorum. Kuzey Irak'ta çok sayıda silahlı örgüt var. Doğru. Bir kere PKK var. Sonra Peşmerge var. Sonra YPG var. Bundan başka İran destekli... Milisler? Milisler var. Ayrıca Peşmerge kendi içinde 3 veya 4 gruba ayrılmış durumda. Yetmezmiş gibi bölgede ittifaklar sürekli değişiyor. Bir gün bir bakıyorsunuz 2 grup ittifak kurmuş. 3 veya 4 ay sonra bambaşka üçlü veya dörtlü ittifaklar ortaya çıkmış. Bir yerden kulağınıza gelen bilgi aslında oradaki grubun duymanızı istediği şey olabiliyor. Yani her şey karışık. Çok ama çok karışık. Bizim katıldığımız bazı toplantılara katılsanız siz de anlarsınız. Evet ama ben gruplardan, liderlerden veya milislerden söz etmiyorum. İşte böyle. Konu onlardan bağımsız ele alınamaz. Ben bir mülteci kampındaki sıradan insanlardan söz ediyorum. Bunlar ezidiler. Evet. Bir kampa sığınmış sıradan mülteciler. Ama çocuk kaçırma diyorsunuz. Bu nasıl olur? Böyle şeyler oluyor. Biliyorum, evet biliyorum. Bazen ama... Bazen parayla kandırıyorlar. Evet, orada ne mi oluyor? Bizim kendi güçlü ülkelerimiz tarafından destekleniyorlar. Biri Kuzey Irak'a diyor ki, PKK'ya dokunma. Sen onlara dokunursan, biz de sana dokunuruz. Evet.
Ancak yetkilinin Birleşmiş Milletler'in hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylediği konu, Genel Sekreter'in her yıl yayımladığı Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda kendine düzenli olarak yer buluyor. En yakın tarihli 2017 raporunda çocukları silahlandıran gruplar arasında DAEŞ'in yanı sıra PKK ve uzantılarının da adı geçiyor. Benzer bilgilere son 3 yılın bütün raporlarında rastlamak mümkün. Hatta 2015 Birleşmiş Milletler raporunun bir yerinde PKK ve uzantılarının ikisi çocuk olmak üzere 4 kişiyi nasıl yakarak öldürdüğü bilgisi yer alıyor. Şimdi Zaho kentine gidiyoruz. Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzakta bir şehir burası. Bu delikanlı Sincarlı bir Ezi'ydi. Ailesiyle Sincar'dan kaçıp Zaho'nun dış mahallelerine yerleşmişler. Ama kardeşini geride bırakmak zorunda kalmış. 14 yaşındaki çocuk PKK'ya katılmış. Onlara gidip yüzlerce defa kardeşimi geri istedim ama hiçbirinde vermediler. Neden onu bize vermiyorlar anlamıyorum. Ne yaptı ki o? İnanın bana, bir keresinde PKK'nın konuşlandığı Hanesur köyüne gitmiştim. Orada bir çocuk gördüm. Aşağı yukarı 10 yaşındaydı. Bu çocukların ana babaları zaten fakir kimseler. Neden aileleri dağıtıyor, ocakları söndürüyorlar anlamıyorum. Bulduğum her fırsatta Sincar'a gidip kardeşimi arıyorum. Onu bulursam geri getirmek için ne gerekirse yapacağım ama yok işte. Hiçbir yerde bulamıyorum. Yemin ederim annemin ağlamaktan gözünde yaş kalmadı. Sabah akşam ağlıyor. Kardeşimin adı Mahmut. Birileri çocuğun beynini yıkadı ve onu kendi yanına çekti. PKK'ya katılalı neredeyse 1,5 yıl olacak. 10 gün boyunca her yerde onu aradık. Bakmadığımız yer kalmadı. En son birileri onu bir arabaya binip bizim kamptan çıkarken görmüş, o kadar. Etrafa sorduk, soruşturduk ve PKK'ya katıldığını öğrendik. Annem, ölen abimin karısı ve ben bir arabaya atladığımız gibi Sincar'a gittik. Bari'ye baktık, Serdeş'te baktık, Sinune'ye baktık. Ama her gittiğimiz yerde burada yok cevabını aldık. Yaklaşık 3 ay sonra bize telefon etti. PKK'nın yanında olduğunu, orada silahlı eğitim aldığını, bir daha hiç geri dönmeyeceğini söyledi. Dedim ki, sen daha çocuksun, senin orada ne işin var? Eve dön. Hayır, dönmem dedi, çünkü korkuyordu. PKK'dan korkuyordu, dönerse öldürülecekti. Küçük oğlumun beynini yıkadılar. Onlara katılalı neredeyse 2 yıl oldu. O günden beri oğlumun yüzünü hiç görmedim. İş yaparken hep aklımda. Yürürken yüzü gözlerimin önünden gitmiyor. Hep kollarımdaki halini, bebekliğini düşünüyorum. Keşke burada abisinin, kız kardeşlerinin, annesinin yanında olsa. Bunun için kolumu bile verirdim. Sürekli kuruyorum, acaba ne yiyor, ne içiyor, aç mıdır, tok mudur, şimdi uykuda mı, merak ediyorum. PKK'nın evimize gelip çocuklarımızı bizden ayırması doğru bir şey değil. 10-15 yaşındaki çocukların eline silah veriyor, onlara kurşun sıkmayı öğretiyor, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin görmesine bile izin vermiyorlar. Bizim uluslararası topluma saygımız var, özellikle Avrupa Parlamentosu'na. Böyle şeylere engel olmalarını, izin vermemelerini istiyoruz. Her şeyi kendi gözlerimizle görüyoruz. Küçücük çocukların aklını çelmeye çalışıyorlar. Onları yanlarına çağırıyor, savaşmayı öğreneceklerini, güçlü olacaklarını, silaha sarılıp DAEŞ'i yeneceklerini ve her şeyin çok iyi olacağını söylüyorlar. Durumu öyle cazip bir hale getiriyorlar ki. Ama bu yaptıkları doğru bir şey değil. Allah şahidimdir, yapabilsem zorla geri getiririm. Gerekirse ölürüm, gerekirse öldürürüm. Yeter ki oğlum geri gelsin. Öyle böyle değil. Bir sürü çocuk var. Benim kardeşim tek değil. Bir keresinde annemle birlikte kabristana gitmiştik. Peşmerge olan abimizin mezarına. Geri dönerken yolda bir çocuk gördüm. Daha 10 yaşında bile değildi. İşte şu kadarcıktı. Bir kamyonetin arkasında duruyordu. Omzunda bir Kalaşnikov vardı. Demek istediğim, bunlar daha çocuk, bildiğin çocuk. 10, 11, 12 yaşındalar. Belki daha bile küçük. Üstelik az da değiller, sayıları o kadar çok ki. Kardeşim dönmeye korkuyor. Evet, izin vermezler. Demezler ki hadi evine git oğlum, anan baban seni merak eder. Onları yanı başlarında tutacaklar. Beyinlerini yıkayıp savaştıracaklar, yeminle. O buraya gelsin, kolumun buradan kesilmesine razıyım. Eğer benimle geleceğini bilsem, hemen şimdi gider onu geri getirirdim. Ama adım gibi biliyorum ki gelmeyecek.
Gelmeyecek. Hayır, artık gelmeyecek. Buraya dönmez. Mümkün. Gelmeyecek. Bu görüntüler yakın zaman önce Suriye ve Irak arasında adı açıklanmayan bir yerde çekildi. YPG'nin çocuklara eğittiği bir kampı gösteriyor. Çocukların büyük kısmı Kuzey Irak'taki mülteci kamplarından toplandı. Küçük yaşta sevdiklerinden zorla koparıldılar. Her geçen gün ailelerine ait anılar hafızalarında daha da silikleşiyor. Aileleri birden kaybolduklarını söylüyor. Muhtemelen sonsuza dek. Ana akım medyanın anlattığı hikayeler DH'ı yenenlerden söz ediyor. Oysa asıl hikaye, çoğunlukla unutulan hikaye, yetişkinlerin savaşında yer almaya zorlanan kayıp bir kuşaktan ibaret.